Elhamdülillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فما توفيقي عن صامي إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم فما تشاءون إلا أن يشاء الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مرجية من عذاب الله ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله داعينا إلى الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وعلى خلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده وأمزراء الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة الحق المرائي المؤمنين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد فعباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا صدق الله العظيم فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن قامها فقد قام الدين ومن تركها فقد هدم الدين صدق رسول الله فيما قال كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم Kıymetli Müslümanlar, Rabbimiz bizi yarattı, yoktan var etti, bir damla sudan kalbetti, sonsuz nimetleriyle bizi kuşattı, bir nefes nimeti, bakın insanlar nasıl nefessiz kaldılar, nasıl madende boğuldular, bir ufak nefes tıkanması olsa yaşayacak hal kalmaz. Günde 24 bin nefes alıp veriyoruz. İçeri girenle dışarı çıkanı ayrı sayarsan 48 bin nefes. Bir nefes dünyadan daha kıymetli. Bir insanın bütün dünya malı olsa bir nefes fazla almak için, rahat almak için, ecelinden sonra bir nefes yaşamak için hepsini verir. Öldükten sonra para ne işe yarar? Onun için bakın bu kadar nefeslerimiz alıyoruz diyor. Tertemiz havalarımız, yediklerimiz, içtiklerimiz, türlü türlü nimetler, helal zevkler ve lezzetler, meşru olanları bahsediyoruz. Bunlar ne büyük nimetler. Şimdi bu kadar nimeti bize lütfedene şükretmek lazım değil midir? Şükretmek sadece ya Rabbi şükür demekle olur mu? Lokantaya gidiyorsun. Köfteleri yutuyorsun. Ondan sonra da hadi bana eyvallah çıkıyorsun. Var mı öyle? Ne derler sana? Parayı öde, faturayı öde derler. Değil mi? Sen diyebilir misin ki ben ödemiyorum? Dersin, o zaman bayağı da yersin. O zaman biz bu dünyaya geldik, yiyoruz, içiyoruz. Sonsuz nimetlerle yaşıyoruz. Rabbimiz şükür istiyor. Sen de adama efendim köfteleriniz çok lezzetliymiş, teşekkür ederim dersin. Kurtulabilir misin? Sen de o zaman ya Rabbi şükür demekle kurtulursun, bekle. Ya Rabbi şükürün yeri var, o dilin şükrüdür. Ama bak cuma var, cemaat var, beş vakit namaz var, oruç var, Ramazan Şerif geliyor. Recep-i Şerif ayındayız, 27. gece, Miraç gecesi var. İnsan biraz haram aydayız, Recep ayında. Hangi aydayım, hangi gündeyim, Allah'ım bana ne farz etti, ne vacip etti, neleri haram etti, neleri yasak etti, bunları düşünmez mi ya? Şükür İslam'ın tamamıyla olur. Ne kadar eksik edersen o kadar olsak olur. Onun için bu faturayı bize ödettirecekler. İşte cumaya geldin kılıyorsun, fatura ödüyorsun. Kulluk nimetinin faturasını ödüyorsun. Beş vakti kılmazsan yandın. Cuma seni kurtarmaz. Sadece cuma kurtarmaz. Tabii ki cuma namazı kılan da sadece bayram namazı kılandan iyidir. Bayram namazı bile kılan, hiç kılmayan da
İyidir. Alnı bir kere secdeye gelen, gelmeyenden iyidir. Ama beş vakit namaz bize farz edilmiş. Cuma'da doluyor, ikindi namazında kaç saf oluyor? Ya. Onun için bu ayet-i kerime okudum Meryem suresinde. فَقَلَبَ مِنْ بَعْدٍ قَلْبٌ Peygamberleri saydı saydı, Rabbim bu surede buyuruyor. Bu kadar kıymetli peygamberler geldi geçtiler, bunların arkasından kötü dönler türedi. Bu kötü nesillerin en büyük fenalığı neydi? اَضَاعُ الصَّلَاةَ Başta namazı zayi ettiler. Kimisi namaz farz değil dedi, kafir oldu. Kimisi farzdır dedi, kılmam dedi, fasık oldu. Kimisi vaktini kaçırdı, kazaya bıraktı, günahkar oldu. Kimisi beş vakit kıldı, hızlı kıldı. Tadil erkana riayet etmedi. Pat küt, pat küt, pat küt, tavuk tane toplar gibi hızlı kıldığından namazı zayi ettiler. Vettebe'u şehvat, şehvetlerine uydular. Şarkı, türkü, oyun, eğlence, içki, kumar, faiz, fuhuş, namaz diyaz yok. فَسَوْفَ الْقَوْلَ غَيَّا Yakında bunlar Gayya kuyusunu boylayacaklardır. Gayya kuyusu nedir? Hadis-i şerifte okuyorum. اَلْغَيُّ وَالْاَفَامْ بِاِرَانْ يَسِيرُ ذ۪ي وَاَصْفَنِي وَاَلِّلّٰهِ Cehennemde yananların, üst tabakalarda yananların leşleri, irinleri, cerahatleri akıyor. Nasıl ki döneri çeviriyorsun, o dönere baktığın zaman biraz da iştahın kaçsın. Neden? Adamların kafası öyle, kelleler döner gibi cehennemde pişecek. Bir de onu da düşün. Allah bizim başımızı o kellelerden yapmasın. Onu düşün. يَوْمَ تُقَلَّبُ الْوُجُوهُ فِي النَّارِ Kelleleri kafaları ateşte çevrileceği günü hatırla diyor Kur'an. O zaman nasıl ki o cızır cızır dönerin yağları damlıyor aşağı? İşte öyle irinler, kusmuklar, leşler, cerahatler. Toplanıyor, toplanıyor, iki kuyuda toplanıyor. Birisi Gayya kuyusu, birisi Efyan kuyusu. O da Furkan suresinde geçer. Efyan kuyusunda da ne diyor? Vakitler, hutbenin vakti müsait değil çok. Metinleri okumuyor. Allah'a ortak koşanlar, iki, haksız yere insan öldürenler, hani nefsi müdafaa yok veya savaş yok, cihat yok, katiller, bir de zina yapanlar. وَمَنْ يَفْعَلْ دَعْلِكَ يَرْضَ اَفْعَمَا Bunlar cehennemdeki öbür kuyuya ineceklerdir. Şimdi düşünün, beş vakit namaz kadar, hadi sünnetleri de meşgulsün, hastasın, çünkü diyelim ki kılamadın diyelim, kılamadın, onlardan azap yok. Sevaptan çok büyük, kardan zarar var ama farzlar, ya ne var ikindinin farzı dört rekat, günde bütün farzları kılsa 17 rekat, Allah Teala sana 24 saat verdi, 24 bin nefes verdi, bir nefes katı trilyona alınmaz. Allah vermese hiçbir makine, hiçbir doktor veremez. Adam kendi kurduğu hastanede ölüyor, nefesi kesiliyor. Veremiyor ona o kadar makine bir nefes. Peki 24 bin nefes, sırf nefes nimetini saysak, bu kadar nimeti var bize. 17 rekat dedik, 17 dakikada kılınır. Niye? Abdest temizlik, taharet temizlik, yani maddi manevi huzur ve rahat ve şifa ve afiyettir. Bu dini mümin İslam. Neyimize zor geliyor? Onun için beş vakit namaz Recep ayındayız. Günahlar katlanıyor, sevaplar katlanıyor. Önümüzde Miraç gecesi, önümüzde Berat gecesi, önümüzde Ramazan-ı Şerif geliyor. Mutlaka tevbe edelim. Bak namazı zayi edenler cehennemin dibindeki kuyuyu boylayacaklar. İlla men tevbe. Tevbe edenler müstesna. Şimdi tevbe et. وَاَمَنَا وَاَمِلَ صَالِحًا Ya Rabbi yanlış ettim de, yeniden iman tazele, salih amellere devam et, geçmiş kazalarını hesap et, 11-12 yaştan sonra, buluğundan sonra hesap tut, kaç sene kılamadın, bunları da her gün kaza et, her namazın peşine 1-2 vakit kaza et, Allah görsün bu borcunu ödüyor, ecel gelirse Rabbim hesabı kapatır. Ama vaktin varsa mutlaka kaza et, her işten önce sen borçlusun, önce kazalarını hesap et ve borcunu eda et. O zaman öyle gelifulun el cennet, onlar cennete gelecekler. Fela uzmanun eşeğe, hiç haksızlığa uğratılmayacaklar. Cennet-i adliyilleti râhâta bahbâhâ râhâdâhâdâhâdâhâ. Dünyaya inandınız mı? Üsküp var mıymış? Ben Üsküp'e ilk geldim. Ama biliyordum Üsküp var. Bir çok alimlerin kitaplarını okudum. Üsküp'i, Üsküp'i, Osmanlı'dan büyük ulemalarımız var. Evet, Üsküp varmış. Bak geldik bugün buradayız, Üsküp var. İşte ahiret de var.
Ahiret Allah bize görmeden vaat etti. Cennet cehennem haktır. Öldük mü hemen göreceğiz. Daha ölürken manzaralar, nerenin adamıysan oranın manzaraları sana gösterilecek. Allah'ın cennetiyle, cemalinin, rızasının, likasının, musletinin müjdesiyle Ezrail Aleyhisselam'ı bize göndersin. Onun içindir ki Allah bize görmeden vaat etti, biz ona iman ettik. اِنَّ الْكَانَ وَعَدُّ مَتِّيَّا Allah'ın sözü mutlaka yerini bulacaktır. Aldanan nefsine uyan olacaktır. İki paralık şehveti için, beş paralık keyfi için sabah namazında beş dakika fazla uyuyayım diye cehennemi tercih edenler husrana uğrayacaktır. Allah için kalkalım, Allah için kılalım, Allah için zikredelim, Allah için abdest alalım, Allah için cehenneme doğru giden Müslümanları da uyaralım, uyandıralım. Gaflet duygusundan ve ölmeden evvel Allah'ın bizi, ölüm bizi uyandırmadan, pahalıya patlamadan Rabbim uyandırsın Fatih Kerim. Amin. Ela ilah seneke la mevla alifan kelamu aynetil 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 aynetil